Merhaba Posk. Ne haber Buğra? Devam ediyor. merhaba be. Bu bir kere olacaktı. Evet, evet, evet. Bu bir kere olacaktı. Post 42'ye hoş geldiniz. Ben Berk. Ben de Sonat. Bugün kafa kafaya da tekrar geri döndük. Evet ve boğuluyoruz. Evet, şu anda inanılmaz bir yağmur yağıyor dışarıda. Biz korunaklı stüdyomuzdayız diye ümit ediyorum. Şeyler ya falan. Ses geliyor olabilir size. Çok şöyleymiş video değil mi? Çok ses var. Kimse bir şey duymamış ama. Yüklemişiz gene de. Şaka şaka yağmur. Şu anda inanılmaz yağmur sesi geliyor olabilir mikrofonlara. Bu konu hakkında yapabileceğimiz bir şey olmadığı için direkt içeriğimize başlayabiliriz. Evet. Ondan önce nasıl olduğunu sormak istiyorum. Gayet iyiyim. Şu anda paçama kadar ıslandım. Ya gittikçe şey değil mi? Gittikçe yükseliyor böyle. Suyun ana çay gidiyor. Bayağı bir gürültülü çekiyoruz. Umarım kurguda halletmiştir Engin. Biraz daha bundan bahsedelim mi bir 10 dakika Tabii, falan? Tabii bundan bahsedebiliriz. Çünkü başka hiçbir önemi yok. Mesela şu... Ama evet. Bugün ne konuşacağız? Bugün Base 42 mi yoksa Post 42 mi konuşmasını yapacağız. Hangi stüdyo daha güzeldi evet. Şeklinde. Gördüm evet, onu da bu arada bir ara konuşabiliriz. Hı-hı. Aynen. Bugün ama VR konuşacağız. Evet. VR'ın gereklilikleri, VR geleceği var mı VR'ın? VR nasıl bir şey? VR nedir, ne değildir? Bunları irdeleyeceğiz. Anadolu diyorsun. Evet. Öyle de bir içerik fikri vardı sevgili Berk'in mi Sonat'ın mı hatırlamıyorum. Senin evet. miydi yoksa? Bilmiyorum. Herhalde hiçbirimizin değil. Evet. Evet, istersen sen bir önermeni ortaya at. Benim önermem. Öyle girelim. Benim önermem şu şekilde olacak. VR kullanım çoğu insanın kullanımı için efektif değil. Allah Allah. Çünkü pahalı ve tam olarak oturmamış bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Öyle diyorsun. Bunu da bu kadar söyleyip gidiyorum. Teşekkür ederim. Bana zaman verdin. Ben de aynen katılıyorum. Ben de gidiyorlar. İnanılmaz katılmıyorum sana. Tabii ki sen bir yer sahibi olduğun hatta. İçin. Bu benim inanılmaz katılmama suratımda. Bu benim para verdim suratımda galiba. Ben o teknolojiye biliyorsun, para verdim. Bir yer teknolojisi alanlar her gün mutlaka güne VR'sız başlayamıyorum. Zorunluluk oluyor. Ya ben VR'ın Oculus'u denedik. Beraber denedik hatta. PlayStation VR'ı gene beraber denedik. Ve ben sonrasında da HTC Vive aldım. Bir de onu denemiş olayım falan diye. Ve ben kesinlikle katılmıyorum. Okey, şu anda bazı tabii ki high-end statüsünde birazcık. Hani evet, gerçekten vay, biraz evet. maliyetli bir hobi şu anda. Ama ben çok... Mesela şeyle birazcık bağdaştırmak istiyorum. 3 boyutlu filmlerle. Yani 3 boyutlu filmler sana etkileyici buluyor musun? Hayır. Bir film 3 boyutluysa hatta daha kötü olmuyor mu senin evet, içinde? Evet, katılıyorum. Belki birazcık IMAX. Ne yapıyoruz? Hayır, hayır alakası yok. Yanlış içerik böyle. Ben savunmaya başlıyorum. Yok, VR değil zaten. 3 boyutlu sinemadan bahsediyorum. Evet. Hani IMAX biraz etkileyici, kabul ediyorum. Hani Hobbit'i izlediğimde mesela ilki IMAX fena değildi, güzeldi. Yüksek frame'de mi izlemiştin yoksa düşük normal sinema frame'inde mi? Hatırlamıyorum. 48 frame'lik versiyon da var, çok rezalet. Allah Allah. Vallahi. Bak. Ama beni rahatsız etmedi herhalde, normal versiyonuna denk geldi. Maç izliyormuş gibi oluyorsun, çok garip oluyor. Evet ya, zaten film dediğin 24 olur. Katılıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel konuştuk konuyu. Mesela 3 boyut teknolojisi bence bu söylediklerim 3 boyut teknolojisi için, filmler, sinemadaki teknoloji için geçerli. Çünkü hani what's the point, yani ne gerek var durumuyla birazcık ben karşılıyorum onu. Ama VR öyle bir deneyim ki, yani insan onu denediği anda böyle ne kadar müthiş bir şey olabileceğini aslında biraz görüyor. ve gelecek anlamında da, yani gelecekte kullanım alanları açısından da birazdan onları da detaylandırırız. Bence çok fazla dala yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Sadece oyun değil. Biz tabii daha ağırlıklı olarak oyun konuşuruz ama sadece oyun değil, başka konularda da çok faydalı olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ama oyun içinde bence inanılmaz bir şey yani. Etkileyici olduğu konusunda katılıyorum. Ama çok çabuk etkileyiciliği sönüyor. Nasıl? Şöyle VR bir kere, daha doğrusu bizim gibi daha core, daha çocukluğundan beri oyunla yetişmiş insanlar için biraz zor devam ettirilebilmesi. Çünkü ben kilolu olduğumuz için mi? Hem o var. Ama şöyle, bir oyunun başına oturduğunda o optimum oynama süren 3 saat, 4 saati buluyor mu?
Değişiyor. Evet, değişiyor. Olabilir. Yani eğer sevdiğinse oyunu gerçekten 8 aynen. saatini bile harcayabilecek durumdasın ki bu... Harcamışlığım var. Evet. Yani harcamışlığımız var. Hepimizin var. Şimdi burada HTC Vive değil özellikle. Hepsinde aynı problem var. Hemen giydirmeyeyim markaya. Tabii ki. Sponsorluk için. Şöyle bir problem var. 45 dakikada bir çıkartmak gerekiyor VR gözlüklerini. Çünkü inanılmaz terletiyor. Havasız bırakıyor. Ve gözün kapalı olduğu için ortamda hareket etme şeyin, bu da HTC Vive demin nedeni oydu. Tek hareket olanağı sağlayan VR o. En fazla evet. Evet yani. Oculus'ta da biraz Oculus'ta da var. Aslında PlayStation VR'da da var. Hı. Ama çok minimal. Evet. O biraz daha hani 4'e 6 metre arasında tabii. bir hareket alanı sağlıyor. Şimdi bu bir kere hani tehlike yaratıyor ortamda. Düşme tehliken var, sakatlanma tehliken var. Artı 45 dakikada bir çıkartmak bir core bir oyuncu için makul değil. Yani evet, Skyrim'i senden çok dinledim. İnanılmaz eğlenceli. Katılıyorum da inanılmaz eğlenceli olduğuna, şu şekilde büyü yapabilmenin farklı yere. Fakat 45 dakikada bir çıkartmak Skyrim gibi bir oyuna esasen zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü RPG zaten karakterlerin kendini yerine koyabilmesi üzerine bir olay. Yani sen karakterini ne kadar canlandırabiliyorsan aynen o kadar makul oluyor. Oyuna devamlılığın oluyor. Peki karakterini gerçekten VR gözlükleriyle oraya girdiğinde o dünyada ait hissettiğinde bu bir rol yapma oyunu için hayal değil midir? Zaten evet. ulaşmaya çalıştığımız şey bu değil midir? Haklısın. Benim sana Skyrim için anlattığım şeylerden en başta gelen şey o. Okey çok güzel çok güzel ama sen oradasın diyorum yani. Hani evet. Onu gerçekten hissediyorsun. Ha yani şuna baktığımız zaman kaç sene önce çıkmış bir oyunu ben sana örnek veriyorum. VR'a sonradan port edildi. Ve hani o deneyimi yaşayabilmek için gerçekten büyük masraf yapmak gerekiyor. Şeye katılıyorum. Evet VR teknolojisi şu anda olabileceğinin en iyi seviyesinde değil kesinlikle. Dediğin gibi çok terliyorsun. Bunlar ilk prototipler zaten. Aynen neredeyse öyle. Evet. İlk insanların kullanımına açılan first gen falan. Belki 10 yıl sonra tartışmamızın hiçbir mantığı kalmayacak. Sen çoktan kazanmış olacaksın. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Bence işe falan da öyle gidecek insanlar. Belli bir sene sonra. Hani 10 sene olmaz bu. 10 senede böyle şeyleri yıkamayız ama bir süre sonra evimizde oturup gözlüğümüzü takıp işe gideceğiz diye düşünüyorum ben. Bu konuyu açmana sevindim çünkü ben araştırırken diğer başlıklara da baktım hani eğitimde VR, tıp konusunda VR gibi başlıklar var birçok yazı. Bu aynı zamanda senin çocuk kitap serin değil mi? Aynen tıp konusunda VR diye küçük bir VR'ın maceralarını anlatıyor. Bağırsaktaki maceraları da anlatıyor. Okulda VR. Şimdi... VR tatilde. Tatilde de çıkmış öyle tatil. Orada çıkıyor ama gene aynı evde. Evde böyle ama. Yani şöyle dediğin şey doğru. Evet ofise bu şekilde gidebilen insanlar olacak. Aynı şekilde eğitim de bunun üzerinden verilebilir. Evet. Yani bir mesela şu an tıpta kadavra kullanımı gerekiyor. Evet. Bu kullanımı... Surgeon Simulator oynayabilirler aynen, mesela. Yani çok daha gelişmiş bir Surgeon Simulator olabilir gerçekten. Fakat... Komik olmayan. İşte korkunç olan bir Surgeon Simulator olabilir. Şimdi buradaki ama asıl problem buradaki asıl problem bu yeteneklerin ne kadar gerçek hayata aktarılabileceği konusu. Onunla ilgili çünkü çok tartışma var. Şimdi kadavra üzerinden çalışmaları çoğu tıp öğrencisinin gerçekten hayatımızı kurtaran şey bugün. Evet. VR'a döndüğümüzde VR'da gerçekten aynı hareketleri yapacak ama bazen anlık düşünmesi gereken şeyler olabilir. Tabii. Ve iki simülasyon ufacık bir şeyde bile ufak bir simülasyonda bile hata olsa mesela ta ne zaman izlemiştim bunu National Geographic'te bir uçağın düşüşüyle ilgili simülasyonda sanırım kurtarmanın yollarından bir tanesi arkadaki şey neydi o kuyruktaki kanatlardan bir tanesini hızlı hızlı sağa sola savurmakmış ayaklarla. Şimdi gerçek hayatta ise bunu yaptığında bunun kopma riski varmış bazı uçaklarda. Şimdi adam simülasyonda onu yaptığı için bunun işe yarayacağını zannediyor acemi bir pilot. Acemi dedim hani herhalde 1000 saati aşmıştır muhtemelen. Tam olarak bilmiyorum sistemi ama. Bunu yaptığı için uçağı düşürüyor. Adamda hiçbir suçu yok. Yani simülasyonda öğrendiği şeyi yapıyor. Şimdi orada bölmüyorumdur inşallah. Yok.
Hiçbir yani, şey söylemeyecek. Şöyle aslında teknoloji insanlara zaten yardım etmek amacıyla kullanmamız gereken bir şey. Yani bilgisayar oyunları çocuklarımızı zehirliyor. Mantığı aslında nereden geliyor? Teknolojinin doğru kullanılmamasından geliyor. Yani sen bilgisayarın başında 3 gün boyunca oturursan susuzluktan ölüyorsun zaten. Hani teknoloji seni öldürmüyor aslında. Burada da VR teknolojisi atıyorum video hakeme mesela benzetebiliriz. Video hakem teknolojisinde hakemleri şu anda replace etmiş durumda değil. Hakemlere yardımcı olmak için orada. Aynı şekilde eğitim alanında ya da başka alanlarda kullanılan VR'lar da aslında gerçek meslekte mesleğe yardım etme açısından kullanılmalı. Mesela dediğin gibi kadavraları mesela müthiş bir zaman kazanırsın bu şekilde. Evet. Yani bütün öğrencilere hep birlikte toplayıp oradaki kısıtlı sürede o kadavranın üzerinde çalıştırmadan önce onları belli bir seviyeye getirmek için bütün üniversitelere bu sistemi kurup hepsini belli bir seviyeye yani çok daha üst düzeye en azından gerçek kadavrayla çalışmadan önce. Niye devamlı kadavra örneği veriyoruz? Senin yüzünden oldu. Korkunç bir örnek veriyoruz yani. Ama katılıyorum. Yani uçak örneği de aynı şekilde. Ki zaten o da korkunç bir örnek vardı. Mahvettin değil mi? Ya mesela Flight Simulator zaten yıllardır kullanılıyor. Hani aynı şekilde. Onun mesela VR versiyonu da şu anda büyük ihtimalle kullanılıyordur. Ya da kullanılmıyorsa da şu anda bunun çalışmaları vardır. Ben biraz sana bilgi vermek istiyorum hazır araştırma yapmışken. Olur. Bir kere VR sektörünün şu anda bu kadar büyümesinin ve büyüyecek olmasının en büyük sebebi sadece oyunda kalmaması. Çok büyük bir sürü dala ayrılabilir bu teknoloji. En çok önemli olduğu noktalardan bir tanesi de o. Yani mesela şu anda 2018'de 27 milyon değeri varken 2022'de bunun 209'a çıkacağını öngörüyorlar. Yani bu inanılmaz bir sıçrama. Ha bunlar doğru olur, doğru olmaz orasını bilemem. Öngörülebilir rakamlar ama yani olabilir gerçekten. Yani çünkü mesela baktığın zaman 2016'da 6 milyon değerdeyken buralara gelmiş. Hani şu anda mesela evlerimizde artık 2018 yılında bunu test edebiliyoruz. Eskiden sadece fuarlarda, teknoloji dükkanlarında test edebileceğimiz bir şeyken. Ve aynı zamanda video oyunları şu anda aktif kullanımının %34'ünü ileride oluşturacağını düşünüyorlar. Şu anda değil, özür dilerim. İleride de mesela %15'i sağlık alanında kullanılabilir gibisinden veriler var. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında VR'ın sadece bir oyun, sadece bir deneyim olmadığını, kısa süreli kullanımlar dışında da kullanabileceğini gösteriyor. Oyuna dönecek olursak Skyrim dedin. Skyrim dışında da şimdi ben şöyle bir tecrübemi anlatmak istiyorum sana ki sen de yaşadın aynısını Oculus'ta, ben gördüm. Oculus'ta senle neydi oyunun ismi? Superhot oynamıştık. Evet. Superhot. Sonra zaten ben çok etkilendim. Dedim yani bu olaya girişmem lazım. Sonra araştırdığımda HTC Vive'in hareket alanı biraz önce bahsettiğim gibi daha iyi olduğu için tercihimi ondan yana kullandım ama hepsi etkileyiciydi. Tabii PlayStation VR mesela özellikle her kullanıcıya ulaşabildiği için çok etkileyici. Orada şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi Superhot'ı oynadık biz orada. Gerçekten kendimizi kaybettik. Orada insanlar sırada bekliyor. Biz bayağı böyle yarım saat oynuyoruz. Ter içinde falan kaldık. Onu çıkardığın ilk an var ya. Gözlüğü çıkartıyorsun ve gerçek dünyaya yansıyor. Bildiğin Matrix'in bize anlatmaya çalıştığı şey aslında. Yani o güzel gözümüzü boyayan o dünyadan çıkarıp gerçek dünyaya dönüş anı gerçekten çok kritik bir şey. Ben kuzenime denettim. Sevgili Ercüment abiye. Saygılar kendisine. Ve onu oynarken şunu dedim. Abi çıkardığında çok moralim bozulacak dedim. Ondan sonra çıkardı, oğlum haklıymışsın lan dedi. Ya gerçekten bir anda böyle moralim bozuluyor. Ha bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi o tartışılır. Buradan Surrogates diye bir film vardı. Hatırlıyorum. Oraya falan daha gideriz. Ama bu deneyimin herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda optimum seviyesinde olmasa da bence ümit var. Oyunları şimdiden bile değiştirmeye başladı. Valve'ın yaptığı The Lab mesela bir sürü şey yapabileceğinin bir göstergesi. Öyle bir şey mi yaptı? Aynen. Valve öyle bir şey yaptı. Sonra onun yaptığı demo üzerinden bir sürü oyun çıktı. Süper. Aynen. Ok dinamikleri mesela, ok atma dinamikleri falan bunlar çok iyi. Onun dışında var olan oyunların VR versiyonları dediğimiz gibi Skyrim, Fallout bunlar zaten çok etkileyici. LA Noir keza. Yani oyunu öyle yapmasalar bile bu kadar kolay bir şekilde port edip gene böyle etkileyici bir deneyim sunmak da büyük bir avantaj bence. Çünkü oyun büyük stüdyolar şu anda hadi bütün şeyimizi VR'a yapalım demeyecekler. Bütün bütçelerini ayırmayacaklar. Aynen. Çünkü şu anda hala belli bir seviye kullanıcıya sahipler. Ama bu ilerisi için bunun olmayacağını göstermiyor bence.
Katılıyorum. Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim. İlk başta adım adım gitmek gerekirse araştırmalara göre dediğin gibi hakikaten çıkartınca çok garip olacaksın dediğin olay var ya. Değersiz hissetme olayı çok fazla oluyormuş VR kullanımında. Düzenli VR kullanımında. Ama bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gösteriyor. Evet. Bu tehlikeli mi? Tehlikeli evet. olabilme ihtimalleri evet, var. Buna bağımlı olma gibi durumlar var. Oluyormuş. Yok, ben buradayım. Bağımlı olma gibi virtual world'da olabilir, evet. Evet, bağımlı olma varmış. Bu ayrı bir risk. Bunun her zaman için bu risk var zaten. Herhangi bir oyunda da var. Yani o, aynısını yıllar önce MMO'ya da söylemişlerdi. Yani olabilir. Herkesin evet. neye bağımlı olacağını bilemez. Yani, aynen. Başka türlüdür falan. Bambaşka bir adam. Başka türlüdür. Oyunlara gelecek olursak dediğin gibi Skyrim'in, Fallout 4'ün daha başka oyunların da VR versiyonları geliyor. Fakat VR sonuçta ekstradan satılan bir şey olduğu için herkesin VR alma imkanı olmuyor. Dediğin gibi daha uygun seviyede değil, daha son seviyesi değil bunun. O yüzden pahalı. Yani hele ki ülkemizde dolar bazında olduğu için pahalı, hani evet, çok evet, çok pahalı. Daha pahalı. Şimdi o yüzden biraz daha ulaşımı zor bir teknoloji. Ulaşımı zor bir teknoloji olduğu için ki bu yurt dışında bile öyle. Ulaşımı zor bir teknoloji olduğu için developerlar çok fazla şey yapmak istemiyorlar. Yatırım yapmak istemiyorlar. Bu nasıl olur? Nasıl yatırım yapılır dediğin noktaya gelir. Eğer bir gün günümüzde kullanılan, çok kullanılan oyunlar yani LOL, Dota, CSGO gibi oyunlar VR için efektif bir sistem oluştururlarsa veya VR kullanımı onlar için efektif olursa bir gün dediğin gibi bütün kullanıcılara ulaşma potansiyeli artar. Daha fazla artar. Fakat şu anda öyle bir şeyin olacağını göremiyorum. Neden? Çünkü LOL gibi bir oyunda VR kullanmak artı değil hatta eksi diyebilirim. Yani. CSGO'da aynı şekilde. Çünkü ne kadar gerçekçileştirirsen hareketi o kadar bizim gibi insanların kontrolü o kadar zorlaşacak. Ya o yüzden hiçbir zaman bu tarz bir kompetitif oyuna girebileceğini sanmıyorum bir yerden. Single player'larda başarılı olabileceğine eminim. Ama single işte bu tarz kitleleri çekmeden de single player'a yatırım yapmak istemeyecek developerlar. Çünkü sen hiçbir zaman %100'e ulaşmayacağına eminiz yani burada değil mi VR kullanımının? Bence öyle. Yani, hiçbir zaman %100 olmayacak. Çünkü bazılarının midesi bulanıyor. Bazılarının hiç takamama gibi bir olayı var. Yani bastırıyor. O yüzden hiçbir zaman %100'e ulaşmayacak kullanım. Bu durumda her zaman için developerların kitlesini ikiye bölme gibi bir problemi olacak. Ve yatırım hiçbir zaman %100 VR olmayacağı için ben çok büyük oyunların gelmeyeceğine, ya yani bir VR Skyrim'inin gelmeyeceğine neredeyse eminim. Bu aslında bence gelecek olan ilk VR Skyrim'i ne olacaksa o AAA VR oyununun performansına bağlı bence. Eğer gerçekten dünyaları değiştiren bir deneyim olursa ben oradan feyiz alınabileceğini düşünüyorum. Hani oradaki performansa çok bağlı. Yani konsol sattıran oyunlardan bahsediyoruz mesela. Eksklusif oyunlar. Kötü eksklusivlerle çıkan bir konsolun sonradan toparlaması zor oluyor. Doğru. Bunun örneğini gördük. İyi eksklusivlerle çıkan konsollarda patır patır satılıyor. Yani aslında tamamen software ile alakalı bir durum. Hardware ile alakalı bir durum değil. Yani VR sistemine iyi bir oyun yaparsan, VR sistemini de ulaşılabilir bir seviyeye getirirsen bunlar olabilir bence. O konuda da hemen şunu da söyleyeyim. Mesela Oculus Go yeni çıkardı. Bir bilgisayara ya da bir telefona ihtiyacın yok. Standalone bir VR ünitesi. Bunun sebebi insanlar ya bilgisayara yatırım yapmak zorunda kalıyorlardı ya da sadece telefondan ulaşabilecekleri app'ler ile bir deneyim yaşayabiliyorlardı. Evet. Ona göre bir tercih yapabiliyorlardı. Şimdi ikisi de olmadan, bilgisayara da bağlanmadan kullanılabilen bir VR ünitesi mesela Oculus çıkardı. Ben denemedim. O yüzden şey yapamayacağım. Bu konuda bir fikir belirtemeyeceğim ama bunun farkında şu anda VR üreticileri. Bu şirketler. Bir de tabii şöyle bir artısı da var. Microsoft, Facebook vesaire bu işlerin ne kadar büyüyebileceğini brand olarak da yani reklamcılık olarak da markaların değerini de arttırabileceği bir sürü yol olduğunu da keşfediyorlar. Bu da oraya devamlı para akışı sağlanacağını da gösteriyor bir açıdan. Yani bu teknolojiye bayağı bir para harcanacak. Bu teknoloji zaman içerisinde daha kullanılabilir hale sırf bu yüzden bile gelir bence insanların evine. Ki şu anda PlayStation'da zaten onu yaptı. Yani PlayStation VR dediğimiz şey çok maliyetli değil. Zaten evet. PlayStation'ın varsa hatta o teknoloji için bence çok uygun bir fiyata satılıyor. Yani
oyun library'si de çok geniş PlayStation'ın. Alabileceğiniz en iyi VR deneyim mi? Hayır. Zaten bunu amaçlamadılar. En ulaşılabilir VR deneyimi olmayı amaçladılar. Bunu da gayet iyi başarıyor. Orada da Superat'ı denedim mesela ben. Orada da çok başarılıydı. Bir de en son olarak şunu da söylemek istiyorum. Şu anda mesela Counter-Strike dedin, competitive dedin. Evet, competitive oyunlarda gerçekten o zaman fiziksel olarak avantajlar da devreye girecek. Hani e-spor spor mudur tartışmasında VR'lı e-spor spor mudur spor olacak gerçekten. Mesela Onward ve Pavlov diye iki oyun var. Bunlar Counter-Strike'ın bir tanesi gerçek askeri simülasyona doğru gitmiş Onward. Bir tanesi de Pavlov birazcık da eğlenceli tarafına gitmiş. Pavlov'u denedim ben. Onward'ı denemedim. Çok onu gerçek askeri simülasyonu başarabileceğimi düşünmediğim için. Pavlov mesela aşırı eğlenceli bir oyun. Sebebi de aslında çok basit. Gerçekten Counter-Strike VR'da olsaydı ne olurdu diye bir oyun yapmış adamlar. Ve insanlarla gerçekten etkileşime geçiyor olman çok büyük şey fark ettiriyor. Şöyle vurabilmek bile bir şeydir. Yani burada duvar var. Adamı şöyle gözün kapalı sıkmaya çalışıyorsun yani. Şu bile seni orada hissettirmene çalışıyor. Bu arada Pavlov çok büyük bir oyun değil. Hani grafikleri falan etkileyici değil. Bir de VR'da ondan bahsedeyim çok az. Grafiklerinin çok etkileyici olduğu zaman gerçekten çok etkileyici oluyor. Yani Skyrim VR'da mesela bir sürü mod yükledim ben. Özellikle ışık modu bir sürü şeyi değiştiriyor. Dungeon'ları bildiğin korku oyununa dönüşüyor. Okey, o kısmı zaten bu zaten gidebileceği mantıklı yerleri gösteriyor yani. Çok ama güzel. Ama Pavlov'un grafiğinde öyle amşan bir şey yok ama seni hala orada hissettirebiliyor. Çünkü çok basit bir şey. Adam geliyor, seninle konuşuyor, sen eğiliyorsun, elinden silah alabiliyorsun. Silah reload'u gerçekten yapman gerekiyor. Tek R'ye değil. Baya her silahın kendi reload'u var. Mermisini atıyorsun, buradan mermi çıkartıyorsun. Ve şöyle bir an yaşadım. Tutorial alanında işte oyuna girmeden bir deneme için bütün silahlar var orada. Onları böyle işte reload'unu deniyorum. Heh tamam öğrendim artık dedim. Oyuna girdim. İşte ateş altındayım. Bayağı böyle oynuyoruz şeylerin arkasından, kolilerin arkasından falan. Bir de adamlar bağırıyor. Mikrofon desteği de var ya Vive'da. Böyle çok güzel bir ortam oldu. Sonra adam bana doğru koştu. Sıktım bütün şarjörü. Adam ölmedi. Sonra o reload yapma anı var ya. Ben hayatımda mesela hiçbir oyunda bu yaşımda en azından çocukken belki hissetmişim ama bu kadar heyecanlandığım an nadirdir. Adam sana doğru koşuyor ve sen reload etmeye çalışıyorsun. Buradan mermiyi çıkartmayınca tabii adam öldürdü beni ama ya yani mesela çok güzel bir andı. Yani olabilecek şeylerin aslında bir demosunu görüyoruz şu anda. bu açıdan da ben oyun anlamında da kullanımının çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Teknoloji çünkü mükemmel yani. İşte ben yine aynı noktayım. Dediğin her şeye katılıyorum fakat bence bu sıralama dediğin gibi Sony'nin tek başına desteklemesi çok büyük bir değişiklik yaratmayacak. Evet güzel şeyler çıkacak ama tek başına değil ama Microsoft var. Microsoft var. Facebook hepsi kendi var, kendi ürünleri için desteklemeye çalışacak. Kendi rekabet olduğu yerde ama şey çıkar. İşte evet bir tane çok fazla ürün olduğu için bir tane ürün olsaydı dediğin gibi şey olabilirdi. Bir gün hakikaten sadece onun için yaratılmış bir Fallout çıkabilirdi. Ama artık öyle bir şeyin olması şu dönemde en azından biraz daha düşük. Çünkü dediğim gibi yatırımcının yani bu risk ödül risk şeyi yani risk, çok büyük bir risk. Belki 10 yıl sonra bu risk var olmayacak. Dediğim gibi ben şeye katılıyorum bu arada. İleride diğer oyun dışındaki diğer sektörlerde gerçekten çok geçerli ve çok sağlam bir yer edineceğine eminim. Çünkü dediğin gibi hem yerden kazandırıyor, hem zamandan kazandırıyor, hem yani deneyimden kazandırıyor. Birçok artısı var ama oyun sektöründe biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çok etkileyici olmayacak diyorsun. Çok etkileyici olmayacak değil. Eğer ki ilk önce developerlar karını zararını düşünmeden bir atılım yaparsa o zaman dediğin gerçekleşecek. Ama eğer ki bunu yapmazlarsa ki bütün özel şirketler gibi hayrına kimse bir şey yapmaz. O yüzden böyle bir şeyin var olacağını sanmıyorum. Belki bir gün Sony gerçekten sonuçta bu tür iyi oyunları çıkartan yer Sony olduğu için kendi platformlarına. Belki bir gün Sony en iyisini yapacak ve ondan sonra belki PlayStation VR alıp yürümeye başlayacak. O gelişmeye başlayacak. Ama ben en azından HTC Vive ve Oculus'ta bir gelecek göremiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bir sonraki versiyonlarında var o gelecek. Bunda olmayabilir. Dediğim gibi şu an hala kablolarla uğraşıyoruz. Hala telliyoruz. Hala bir yere çarpıyoruz. Ama bir süre sonra bu değişebilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. 2016'da 44 milyon VR kullanıcısı varken bu 2018'de 165 milyona çıkmış. Bu hızla devam ederse
artık AAA oyunlar gelebilecek demek oluyor. Yeterli bir sayı olduğunu düşünüyorum ben. Bundan 2 sene sonra bir AAA VR oyunu gelebilir ama Next Gen belki VR'larına gelebilir diyeyim. Bir de şunu da çok az söylemek istiyorum. Rakam çok yetersiz ya açıkçası. İleride diyorum. Yani 2 sene sonra bu çünkü 165 milyon yarım milyona yaklaşsa. Ya lafını kesmek istemiyorum. Sorun şurada. Hangi ürün için bu? Nasıl hangi ürün? Yani HTC Vive için mi? Hepsi. Hepsi değil mi? Hepsi. Şimdi bir de onun içinde kategorileşme ama var. Şey yok. Yani eksklusif olanlar var ama genelde bütün yani bir sürü VR oyun hepsine çıkıyor. Yani Sony birazcık daha eksklusif ilerliyor ama Vive ile Oculus benzer şeylerde çıkıyor. Hatta bir app'i var. Oculus için çıkarılanları Vive'da, Vive için çıkarılanları Oculus'ta oynayabilirsin falan filan ama tabii o kısmı birazcık daha farklı bir konuya giriyor. Bir de Virtual Smell diye bir olaya başlamışlar. Evet, o çok değişik. O ilgimi çekti. O güzel olabilir. Bunu kim ister ya? Bence güzel olabilir. Yani şu anda en azından benim odamda sadece ter kokusu geldiği için işte VR oynarken bir lavanta kokusu gelsin isterim yani. Onu ben de okudum. O çok sıkıntılı geldi. Hani hissetme için de kıyafetle, bir kinetik bir kıyafetle de çalışıyorlarmış. Evet. Şimdi koku ve onun için çalışıyormuş. Aynen. Ya bu kıyafet sıcaklığı, aşırı sıcaklığı ve aşırı soğukluğu da emir edecekmiş. Kim ister bunu ya evin içine donmak ya da ne bileyim şey gibi. Güzel olabilir ya. Bak gerçekten Outlast'in olduğu ortamın kokusunu almak ister misin? İstemem. Kimse istemez. Yani kim bunu ister gerçekten? Ama çok sıkıntılı. Onu deneyimlemek isteyebilirim. Ama bunun için ekstra para harcaman bak, gerekiyor. Bak şöyle düşün. Oyunda Skyrim'de ilk defa dağa çıktığını düşün. Tamam mı? Ya da orada soğuk ve yüzüne şey çarptığını falan düşün. Bu bence çok güzel, güzel bir şey olabilir. O güzel. Peki driverların yanına indiğini düşün. Oradaki kokuyu evet. Hayal edebiliyor musun? Korkunç bir şey. Peki. Yani atılım güzel ama katılıyorum. Ama bunun işte katılım fiyatındayım güzel. Ben. Fiyatı düşecek bence ve çok güzel şeyler izleyeceğiz bence. 1-2 senesi. Bir sonraki jenerasyonun çok iyi olacağını düşünüyorum ünitelerde. Rejimiz artık falan şeklinde hareketler yapıyor. Ben de o zaman son kapanış sözümü söyleyeyim. Ben VR'ın oyun konusunda kendi özel bir şey olarak hani tek başına bir geleceğini göremiyorum. Ben de görüyorum. Tamam. Arkadaşlar siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Bu kafa kafayadan şimdilik bu kadar. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.